pazar günü bir ödül töreni yapıldı, Altın Kelebek. Evet. Onunla ilgili spekülasyonlar da bir türlü bitmiyor. Ödüllerin hakkaniyetle mi dağıtıldı, yoksa bir takım insanların kollandığı mı? Sen düşünüyorsun o tarz ödül törenleriyle ilgili? Anlatacağım bir görüntüler. Tamam, şimdi tamam. Önce bir seyredelim bakalım Altın Kelebek'te perde arkasında neler olmuş. Sonra Yeşim Salkımla ve Seçkin Piriler'le bu konuyu masaya yatıracağız. Evet, bu işin tabii güzel görüntüleri. Yani tabii. Tamam, çok güzel, harika. Tarkan en iyi pop, Sezen Aksu en iyi kadın pop, Sezen Aksu enteresan tabii. İşte ne bileyim, ben Sezen Aksu gibi isimlerin de artık bu yarışmalarda aday bile olmalarını anlayamıyorum. Yenilere bence birazcık fırsat vermeleri artık lazım. Artık Sezen Aksu ya. Şimdi bak. Bir de bir şey daha soracağım, sen lafını unutmadan. Lütfen, söyle. Özellikle çünkü bunu Yeşim'e çok sormak istiyordum ben. Bu tarz ödül törenlerinin şaibeli olduğunu düşünüyor musun? Şimdi onu hemen sana izleyicilerimize de açıklayacağım. Dünyada da bütün ödül törenleri yapıldığında her sene değişir. Çünkü o sene biri çıkış yakalar. Evet, Adele alır. Evet, işte Beyoncé alır, o alır, bu alır falan ama yeni olanlara da bir şekilde şans tanınır. Şimdi bizim ülkemizde son zamanlarda bir Aleyna var burada. Bence hakkıyla almıştır. Kesinlikle. En iyi çıkış yapan dediler zaten. Evet. İyi bir kategoriydi, hakkıdır. Hakkıdır ve bence iyi bir çıkışla almıştır ödülünü. Diğerlerinde ben bakamadım zaten. Zaten bakmıyorum da. Çünkü biliyorum bunun bu işin perde arkasını. Şimdi bu şaibeler Kral TV müzik ödül törenleriyle başlamıştır. Evet. Kral TV müzik ödül törenlerine de ben 96 yılından sonra dahil oldum. Ama 96 yılına kadar da bir ödül töreni vardı. Ve o yıllarda hep belli şirketler, zaten bu şimdi de böyle oluyor. Bir şekilde bir yakini, hani hep bizde kar tamili yakinimdir var. Bu var. Bu değişmedi. Ya da PR çalışmasını yapıyoruz. Bu değişmeyecek. Hadi kullanıyor, kayırılıyor. Ödül verelim. Tabii var. Değil. Şimdi burada Tarkan tabii ki bence ödül hak ediyor. Kesinlikle. Tabii İyi ki hak albüm. Ediyor. Tabii. Ama şarkısı da çok güzel. İşte Murat Boz da bir albüm yapıyor. Murat Dalkılıç da bir albüm yapıyor. Berkay da yapıyor. Berkay da yapıyor ki bence bu sene Berkay'ın hakkıydı. Kim ne derseniz. Mümkün. Aday mıymış? Şöyle evet, bir bakayım ben istersen. Hemen bakıyorum. Şimdi burada bütün bu ödül alan arkadaşlar, Aleyna da dahil, Tarkan da dahil, diğer zaten davetlilere de baktığın zaman çoğu The Production, veriyorum ismini kusura bakmayın. Ben Rötük Mötük, kusura bakmayın. Bir ekip var ve bu ekip tarafından bir komine olmuşlar. Kendi şimdi bir Polat Yağcı var. Ödül veriyorlar. Kendi ekibini oluşturdu. Evet. Samsun Demir kendi ekibini oluşturdu. Sony o şirket kendi ekibini oluşturdu. Polat bu seneki hiçbir aday bile göstermemişler. Protesto etmiş kendi çapında. Haklı. Haklı. Çünkü niye? Zamanında da oldu bu. Bu arada en iyi pop müzik erkekte Berkay yok adaylar arasında. Kimler beş var? Adayı söyleyeyim size. Buray, Edis, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Tarkan. Adaylar bunlar. Şimdi bu buradaki bu beşeri ilişkiler, hep söylüyorum ya, bu beşeri ilişkiler ve bu ödül tören dizilere bakın mesela. Daha çok o şirketin çıkarttığı starlar. Evet, bakın, ben de fark ettim. Orada olmasalar da şu anda orada o işi yapmıyor olsalar da gene o şirketin çıkarttığı starlar. Evet. Şimdi burada bir ekip oluşturulmuş, bir güç. Hani bu kartel deniyor ya artık, kartel medya, evet. Kartel bilmem ne. Evet, bu doğru. Bu doğru. Bunu kimse kusura bakmasın. Bu gerçek. Bu gerçek de biz yaşayan zavallı bir toplum haline geldik. Biz hiçbir şekilde Acun öyle kendi ekibi. Bakın kendi ekibi hep kabul öyle, et. Hepsinin kendi ekibi. Oluyor. Çünkü niye biliyor musun? Koruma bak her insan kendi düşmanıyla vardır bu hayatta. Bir düşman yaratacaksın önce ve bununla var olma savaşı verirsin. Ben ve güç böyle gelir insana. Acun'un ekibine çok sahip çıktığını biliyorum. Şimdi Acun da kendi ekibini oluşturuyor. Şimdi ekip ol ve bu sektör dünyada da böyle. Sen söyledin ya, Hollywood'da da sistem bu. Tabii ki Oscar'lar bile tartışılıyor canım. Tartışılmasın. Her MTV ödül törenleri de öyle, oluyor. Şu da öyle, bu da öyle. Yani burada diğer arkadaşlarımız başarısızdı
diye bir şey. Oraya aday olmak bile bence önemli ki. Mesela Cansu Dere anne dizisiyle çok iyiydi. Ama orada bir Gonca Vuslat eri vardı ki kimse kusura bakmasın. Şimdi Yeşim. Olaydı. Bak yabancılarda da Oscar'la da tartışma oluyor ama. Şimdi.